Trabzonspor için kritik bir karşılaşmaydı. 1-0 kazandılar. Demir Grup Sivasspor'da 3 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Trabzon açısından gerçekten zor bir maçtı. Avrupa'da kritik maçlar oynuyorlar. Üstüne ligde istedikleri futbol yok. Abdullah Avcı hep taraftardan ve camiadan sabır istiyor. Biraz daha zaman istiyor. Dünya Kupası arasına kadar en fazla puanla gitmeye çalışıyor. Ama burada oyunun aksayan yönleri tehlike çanlarında çalıyor. Yani geçen hafta Beşiktaş karşısında maçın belli dilimlerinde iyiydi Trabzonspor. Tamam, Beşiktaş karşısında olabilir ama Sivas maçında 3 puanla ayrılmaları, ben kötü oyuna rağmen 3 puan aldıklarını düşünüyorum. Pozitif açıdan bakarsak, Abdullah Avcı'nın zaman istediği, sabır istediği bir dönemde böyle bir galibiyetin gelmesi onlar adına avantaj. Hani bu sürede kaybedilecek puanlar yarıştan kopmalarına neden olabilirdi. Bu açıdan olumlu. Sivas beraberliği bence kaçırdı. Şuna dikkat çekelim. Uğurcan'ı sürekli övüyoruz. Harika işler yapıyor ama sürekli bir kaleciyi övmek de takımda hani bazı sorunların olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi bize. Peki, haftanın yine en çok beklenen karşılaşması Fenerbahçe Medipol Başakşehir'di ve Fenerbahçe 3 puan alarak zirveye yerleşti. Fenerbahçe gerçekten hani kaybedecek dediğiniz yerde tekrar toparlanıp son dakika golleriyle, ki bu son dakika gollerini bence ikiye ayırmak lazım. Fenerbahçe'nin son dakika golleri baskıyla, hücumla, presle gelen goller. Yani öyle doldur boşaltla, kornerle, duran topla gelen şansa kazanmalar değil, oyuncu bazlı değil, takım bazlı gelen galibiyetler. Maçın 90 dakikası artık 5-10 dakikalı uzatma oluyor. Tamamında rakip yarı sahaya oyunu yığıp gelen bir galibiyet. Önceki gün Başakşehir'e karşı berabere kalınsaydı kimse en ufak bir şey demezdi. Çünkü rakip zaten ligin en iyi ekiplerinden biri. O yüzden Fenerbahçe'nin, bence ki Rossi'nin burada muhteşem vuruşu da var. Evet. Gelen galibiyet böyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hikayeleri yazılır ya sezon sonunda. O kritik evrelerden biriydi bence. Bunu da başarıyla en azından 3 puanla geçtiler. Peki, Yukatel Kayserispor'da yine 3 puanın sahibi oldu. Ondan bir cümle alayım, sonra adanademirsporarabam.com Konyaspor'a geçebiliriz. Kayseri çok değişik işler yapıyor. Çağdaş Atan'ın himayesinde, onun başarısıyla, elbette ki yönetiminde, transfer tahtasının kapalı olduğu bir sezonda belki de kimsenin tercih etmeyeceği oyuncularla gelen bu galibiyet, geçen hafta Galatasaray maçı bence biraz ders niteliğinde Süper Lig performansı sergiliyorlar. Adana Demirspor'da yine fırsatı biraz tepti aslında, zirvedeydi ve bir puanla ayrıldı arabam.com Konyaspor'dan. Adana Demir maça çok iyi başladı. Çok gol kaçırdılar özellikle 10-15 dakikalık periyotta. Üstüne Konyaspor'un atakları vardı. Konyaspor karşısında beraberlik kötü sonuç değil. Ligin en dirençli, en dişli ekiplerinden biri Konyaspor. Bu yüzden yani liderlik, evet, Fenerbahçe puan farkıyla geçti ama Adana Demirspor için çok büyük kayıp olarak görmüyorum. Çünkü bu yolda illaki takılacağınız maçlarda olacaktır. Peki, dün akşamın en çok konuşulan karşılaşması bugünün de ve muhtemelen de bu haftanın da öyle olacak. Galatasaray Corendon Alanya Spor 2-2 sonuçlandı. Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitecek derken hakem mevzusundan dolayı 2-2 sonuçlandı. Senin bir yorumunu alayım bu konuyla ilgili. Galatasaray gerçekten harika başladı. Belki de sezonun bütün takımlar içinde maça en etkili, en baskılı, en dirençli başlayan ekibiydi. İlk 30 dakika, ki 2 gol de geldi burada. Evet, şampiyonluk adayı Galatasaray dedik. Ondan sonra bence büyük hata, yani bir hakem kararı. Örnekleri defalarca var. Çünkü şuna dikkat çekmek istiyorum. Orta saha çizgisinin üstünde yaşanan bir pozisyon. Tamam, bazıları foul değil, foul der, sarı kartlar. Evet, foul, bence de foul. Rakibi bozuyorsunuz ama bunun bariz gol şansıyla bence alakası yok. Hakem zaten Galatasaray adına geçmişten gelen de kötü maçlar yöneten birisi. Tepki çeken bir atamaydı. Galatasaray'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından bu kararlar bana gerçekten perde arkasında bir sinir harbi olduğunu bir kere daha gösterdi. Galatasaray yönetimi sadece konuşmakla bir şeylerin çözülmediğini anlamıştır muhtemelen. İçeride klikler var diyorlar. MHKDT dedi. Geçen sezon aynısını Fenerbahçe söyledi. Unutmayalım. Burada ama herkes şunu diyor.
klikler var. MHK'de eskiden kalma bir şeyler var. Şunlar var ama isim yok. Bir gerekirse savcılığa başvuru yok. Çünkü artık sadece puan kaybetmiyorsunuz. Maç başına 2-3 milyon TL de kaybediyorsunuz. Bir para el değiştiriyor. Bu kadar. Hem Fenerbahçe için söylüyorum hem Galatasaray. Bu sene Galatasaray bundan dert yanıyor. Geçen sene de onlardı. Başvurun. Savcılığa suç duyurusunda bulunun. Vesaire. Bin tane hukuki yol var. Yani TFF Başkanı'na gitmişsiniz. Açıklıyor Sayın Timur Erden. Biz haklı olduğumuzu bize söyle diyor. Tamam. Ama haklılık bir şey çözmüyor. Galatasaray yarıştan kopuyor. Buraya kadar hakem hataları ki Abdülkadir'in kırmızısında ben kırmızı kart verilebileceğini düşünüyorum. Öyle rakibin ayağına direkt bileğine yapılan bir müdahale. Onda bir şüphem yok. Gelelim hakem dışındaki konulara. Evet. 10 kişi kaldınız. 2-0 öndesiniz. Ve bundan sonra tamamen Galatasaray teknik heyetinin hatalarıyla yönetilen bir süreç. İlk yarı bir kaos ortamı oluyor. Zaten hakemden dolayı gerginsiniz. Taraftar gergin. 2-0 öne geçtiğiniz maçta 10 kişi kalıyorsunuz. Size karşı oyunlar oynandığını düşünüyorsunuz. Tamam. Velev ki var. Her planı yapıldı. Sizi yenilmenizi istiyor. Oyunda sakinliği koruyacak isim 2-0 öndeyken teknik kulübe. Biz Okan Buruk'un herkesten çok sinirlendiğini görüyoruz. Herkesten çok tepki gösterdiğini düşünüyoruz. Burada biraz liderlik devreye giriyor. Onun psikolojisi de elbette ki kolay değil. Tamam, empati kuralım ama bir takım, bir tribün sizin ağzınıza bakıyor. İyi oynuyorsunuz. Maç sizin elinizde. Sahada fark var. Rakibe üçüncü golü atmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir durumdasınız. Ve siz 2-0'dan sonra biraz yangın yeri yaparak da işleri kötüye sürüklüyorsunuz. İkinci yarıya başlarken Mertens'in alınması bence büyük hata. Alanya'ya karşı 45 dakika uzatmayla 50 dakika geriye kapanıyorsunuz. 2-0'ı korumak için inanılmaz bir savunma planı yapar. Öyle maçı tutarsınız. Hayır, bu kadar baskı yenmez. Buna yapılan karşı hamleler 2-0 sonrası bence kulübenin ve teknik heyetin hatası. Kırmızı kart sonrası maçın bütün gidişatını Okan Buruk elinden kaçırdı. Biraz önce Fenerbahçe'den şampiyonluk getiren maç gibi yerinden bir şey söylemiştim Başakşehir'e. Sezon sonunda böyle konuşulur. Burada da Galatasaray kazansaydı aynı şeyi onun için söylerdim. Böyle maçlarda gelecek galibiyetler takımları, camiaları kenetler, birbirine bağlar. Galatasaray'da bunu göremedik. Sadece hakeme yıkılan bir durum sizi şampiyon yapmaz. Dün kazansaydınız biz diyecektiniz ki hakeme rağmen kazandık, birlik olduk, herkes birbirine ısındı. Evet. Icardi gol attı, Mertens gol attı. Ama gelin görün ki bence Galatasaray o fırsatı kaçırdı hakem tartışmalarının dışında konuşursak. Peki bugün yine iki karşılaşma oynanacak. Onları bekleyip göreceğiz. Onun öncesinde isterseniz bir puan durumuna da birlikte bakalım. Zirvede kimler var, düşme hattında kimler var diye. Fenerbahçe zaten zirvede şampiyonluk yarışında bir kez daha ortaya koydu aslında bununla kadar istediğini. Fenerbahçe evet iyi gidiyor. Ligin şu anda en iyi takımı. Kötü oynadığı maçlarda gelen galibiyetler ki bunlar çok kritik ligin en başlarında. Öyle geçiyorlar. Jorge Jesus'la birlikte çok uygun bir durum yakaladılar. Yeni bir serüvene atıldılar. Bence artık Fenerbahçe açısından bir süreç başlıyor. Dünya Kupası arası sonrası nasıl devam edecekleri önemli. Yoksa şu anda sürekli yarışın içinde olacakları aşikar. Peki çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Suat Umurhan'la birlikte Süper Lig'in bu haftaki programını ve puan durumuna baktık.